Hayal edin, yanmayan, ucuz ve her yerde bulunabilen bir pil. Üstelik tek bir isim altında 5 farklı kimlik taşıyor. Finalde kimin gerçekten sahneye çıkacağını öğrenince bakış açınız değişecek. Merhaba, ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Bugün çinko pillerin karmaşık görünen yüzünü herkesin anlayacağı kadar yalın ama mühendisleri bile şaşırtacak kadar derin bir dille açığa çıkaracağım. Aboneliğiniz ve yorumlarınız sadece bir destek değil, aslında bu bilgilerin daha çok insana ulaşmasını sağlayan görünmez bir enerji kaynağı. Önce şu tezi netleştirelim. Çinko pil tek bir şey değildir. 5 ana aile var. Nikel çinko, çinko manganez dioksit, sulu çinko iyon, çinko hava, çinko brom. Hepsi çinko anot kullanır ama katot, elektrolit ve çalışma prensibi farklıdır. Bunu bir alet çantasına benzetin. Hepsinde demir var ama tornavida, çekiç ve anahtar aynı işi yapmaz. Hangi araca ihtiyacınız olduğunu bilemezsiniz. Elinizdeki demir sizi bir yere götürmez. İlk kritik motivasyon, tedarik zinciri ve güvenlik. Lityum iyon mükemmel bir teknoloji ama arıtma işleme zinciri belli ülkelerde yoğunlaşmış durumda. Bu maliyet ve erişim riskini büyütüyor. IEA raporlarına bakarsanız net bir resim görürsünüz. Lityumun işlenmesi ve hücre üretiminin büyük kısmı Çin'in kontrolünde. Yani bugünkü pil dünyası tek merkezli bir satranç tahtası gibi. Alternatif kimyalarda bu yüzden yalnızca teknoloji değil, aynı zamanda bu tahtada yeni hamleler açma fırsatı. Su bazlı elektrolit sayesinde çinko sistemleri yanmaz. Bu yangın ihtimalini deniz kıyısında kibrit yakmaya benzetebilirsiniz. Deniz varken alevin şansı yoktur. Veri merkezleri de bu yüzden nikel çinkoyu tercih eder. Çünkü onlar için güvenlik bir seçenek değil, nefes almak kadar zorunlu. Şimdi gelelim çinko ailesinin 5 farklı yüzüne. Ama bunu bir mühendislik raporu gibi değil, gündelik hayatta herkesin gözünde canlanacak örneklerle yapalım. 1. Nikel çinko. Bunu 100 metreyi yıldırım gibi koşan ama maratonda nefesi yetmeyen sprintere benzetebilirsiniz. Katotta nikel hidroksit, anotta çinko var. Elektrolitte bildiğimiz alkalin. Sonuç inanılmaz yüksek güç çıkışı, sıfıra yakın yangın riski ve ani yüklenmelerde güven veren bir karakter. Bu yüzden veri merkezlerinde, metro istasyonlarında ya da havalimanlarında tercih ediliyor. Çünkü orada mesele kilometrelerce yol gitmek değil, birkaç saniyede hayat kurtaracak bir güç sağlamak. İşte Zinc 5'in çözümleri tam olarak bu yüzden değerli. Yanmıyor, patlamıyor ama gerektiğinde dev bir şehir ışıklarını geri getirecek kadar hızlı güç veriyor. Enerji yoğunluğu lityumdan düşük. Bu yüzden otomobil bataryası olmaz ama kritik yedek güçte adeta güvenlik kemeri gibi çalışır. 2. Çinko manganez dioksit. Burada sahneye aile dostu, pratik ve uygun maliyetli karakter çıkıyor. Hepimizin evinde kullandığı alkalin pillerin şarj edilebilir versiyonunu düşünün. Urban Electric Power bu kimyayı geliştirip su bazlı ve güvenli hale getiriyor. Yani evinizin çatısındaki güneş panellerinin gündüz topladığı enerji gece bu pillerden çekiyorsunuz. Ani sprint atamıyor ama düzenli ve dengeli bir yürüyüşçü gibi. Gücü nikel çinko kadar değil ama uzun vadede cebinize ve güvenliğinize hitap ediyor. 3. Sulu çinko iyon. İşte bu da ailenin denge ustası. Güvenlik, maliyet ve çevrim ömrünü aynı çizgide buluşturmaya çalışıyor. Salient Energy gibi şirketler burada farklı bir yaklaşım geliştiriyor. Onların kullandığı elektrolit, yani pilin içindeki iletken sıvı pH nötr çinko sülfat çözeltisi. Bunu şöyle düşünün. pH asitlik ve bazlık derecesidir. Çok asitlik olursa pil parçalarını yavaş yavaş aşındırır. Çok bazik olursa kimyasal dengesizlik yaratır. Nötr, yani orta yolda kalmak ise pilin hem ömrünü uzatır hem de kararlılığını arttırır. Çinko sülfat da suyun içinde kolayca çözünebilen, güvenli ve bol bulunan bir tuz. Böylece sistem hem ucuz hem de çevreye uyumlu oluyor. Katotta ise manganez kullanılıyor. Manganez doğada bol, zehirsiz ve dayanıklı bir element. Bu da pillerin herkesin evinde güvenle kullanılacak hale gelmesini sağlıyor. Bir de UL güvenlik testleri var. UL Amerika'da bağımsız bir güvenlik kuruluşu. Bir pil bu testlerden geçiyorsa şu demek: aşırı şarj etseniz de, kısa devreye uğrasa da,
Sıcaklık artsa da alev almıyor, patlamıyor. Yani üreticinin söylediği güvenlik kağıt üstünde kalmıyor. Bağımsız bir kurum tarafından kanıtlanmış oluyor. İşte bu yüzden Salient Enerji'nin sistemleri sadece laboratuvar denemesi değil, gerçekten evinizin garajında gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz seviyeye yaklaşıyor. Onu sınıftaki dengeli öğrenciye benzetebilirsiniz. Notları ne çok yüksek ne çok düşük ama her dersi toparlayacak kadar iyi. Yani risk almadan güvenli ve istikrarlı bir enerji isteyenler için ideal. 4. Çinko hava. Kağıt üstünde olağanüstü bir kahraman. Çünkü oksijenini dışarıdan alıyor ve bu sayede hücre içinde ekstra yük taşımıyor. Yani teoride inanılmaz hafif ama pratikte iki büyük duvar var. Birincisi, havadaki karbondioksit elektrolitini bozuyor. Sanki yemeğin içine gizlice kum kaçmış gibi performansı hızla düşürüyor. İkincisi ise şarj edilebilir kullanımda oksijen katalizörlerinin aşınması. Yani her nefes alıp verişte akciğerlerin biraz daha yıpranması gibi. Bugün için çinko hava piller küçük elektroniklerde işe yarıyor. Ama iş uzun ömürlü, şarj edilebilir versiyonlara gelince işler değişiyor. O noktada önlerinde hala çözülmesi gereken ciddi bilimsel engeller var. Yani kağıt üzerinde çok güçlü bir aday ama sahneye çıkmak için biraz daha zamana ihtiyacı olan bir oyuncu gibi. Gelecekte enerji depolamanın başrolüne aday olabilir ama şimdilik kuliste hazırlık yapan gizli kahraman konumunda. 5. Çinko brom. Burada işler biraz farklı. Karşımızda akışkan bir sistem var. Tıpkı dev bir akvaryum gibi. Elektrolit sürekli pompalanıyor ve enerji orada saklanıyor. Bu kimya istasyoner depolamada, yani büyük şebeke projelerinde güçlü bir aday. Çünkü derin deşarjı tolere edebiliyor. Ama beraberinde de dikkat gerektiriyor. Brom zehirli ve aşındırıcı. Yani özel güvenlik protokolleri şart. Enerji verimi lityum iyon kadar yüksek değil ama dayanıklılık tarafında ciddi artıları var. Uzun süre bekleyip sonra tam kapasite boşaltmanız gerekiyorsa çinko brom güven veren ağır abi gibi sahneye çıkıyor. 2024'te Avustralya'daki Redflow'un finansal sebeplerle faaliyetleri durdurması teknolojinin değil, ölçekleme ve sermaye gerçeklerinin altını çiziyor. Kimya vaadi kadar şirketin ayakta kalabilmesi de önemli. Şimdi neden bugün çinko sorusuna veriyle cevap verelim. Jeolojik bolluk, rafineri çeşitliliği ve su bazlı elektrolitlerin güvenliği çinkoyu şebeke tarafı ve bina tarafı depolamada cazip kılıyor. Lityum tedariki 2024'te büyümeye devam ederken bile kritik adımların Çin'de yoğunlaştığı Uluslararası Enerji Ajansı tarafından doğrulanıyor. Bu yüzden alternatif kimyaların yerinde kullanımı akılcı bir risk yönetimi. Şimdi gelelim pillerin gizli kara kutularına. İki büyük sorun var. Dendrit ve hidrojen gazı oluşumu. Dendriti şöyle hayal edin. Tek şeritli yolda bütün arabalar sıkışmış beklerken sabırsız bir motosiklet beyaz çizginin üzerinden kıvrıla kıvrıla öne geçmeye başlıyor. Bu motosiklet ilerledikçe diğerleri de onun açtığı yolu takip ediyor. İşte pillerdeki akım çizgileri de bazen bir noktaya yığılır, orada ince sivri iğnecikler gibi çinko çıkıntıları büyür. Buna dendrit deniyor. Bir kez başlarsa sürekli büyüyerek kısa devreye ve gaz çıkışına yol açabiliyor. Bilim insanlarının çözümü elektrolit dediğimiz pilin içindeki iletken sıvının yapısını değiştirmek. Mesela water in salt adı verilen özel karışımda suyun içine normalden çok daha fazla tuz konuyor. Öyle ki su adeta tuzun içinde yüzüyormuş gibi oluyor. Bu sayede su molekülleri parçalanıp hidrojen gazı çıkaramıyor. Dendritlerin büyüme eğilimi de büyük ölçüde bastırılıyor. Bir başka yöntem kol çözücü denilen yardımcı sıvılar eklemek. Bu sıvılar suyun içindeki iyonların yolunu düzenliyor, yani trafikte şerit çizgilerini yeniden boyamak gibi. Böylece akım düzgün akıyor, tehlikeli sivri çıkıntılar oluşmuyor. Üçüncü yöntem ise hidrojel elektrolitler. Jel kıvamındaki bu malzemeler iyonların geçişini sünger gibi kontrollü yapıyor. Nasıl ki bir süngerin içindeki gözenekler suyu dengeli şekilde dağıtır, hidrojel de çinkoyu yüzeye pürüzsüz ve düzenli yayıyor. İkinci büyük engel hidrojen gazı oluşumu. Su bazlı pillerde suyun parçalanarak hidrojen çıkarması verimi düşürüyor. Burada da bilim insanları ziviteryon adı verilen
hem artı hem eksi yük taşıyan katkı maddeleri kullanıyor. Bu katkılar ortamı dengeliyor ve çinko birikiminin düzgün gerçekleşmesini sağlıyor. Ayrıca bizmut gibi bazı metaller küçük miktarda eklendiğinde hidrojen oluşumunu ciddi biçimde yavaşlatabiliyor. Tüm bunlara ek olarak anot yüzeyinde yapılan kaplamalar var. Çinko sever kaplama deniyor çünkü çinkonun iğne gibi dikilmek yerine düzgün ve tüy gibi yatay bir tabaka halinde oturmasını sağlıyor. Bu da pilin ömrünü uzatıyor. 2024'ün sonunda Almanya'daki Münih Teknik Üniversitesi çok ilginç bir başarı açıkladı. TPBD2F adını verdikleri organik iki boyutlu özel bir polimer kaplamayı çinkonun üzerine uyguladılar. Bu kaplama adeta çinko yüzeyinde koruyucu bir zırh gibi çalışıyor ve laboratuvar testlerinde pilin ömrünü dramatik biçimde uzattı. Bu sadece akademik bir başarı değil, sanayiye taşınırsa çinko pillerin kaderini değiştirebilir. Şimdi biraz da laboratuvarın dışına çıkalım. Zinc5, nikel çinko teknolojisini kullanarak veri merkezlerinde ve ulaşım altyapısında güvenli yedek güç çözümleri sunuyor. Yangın riski yok, çok hızlı şarj ve deşarj yapabiliyor. Urban Electric Power ise şarjlı alkalin çinko manganez dioksit sistemleriyle evlerde ve ticari binalarda su bazlı, güvenli ve uygun maliyetli depolama çözümleri getiriyor. Ayos Enerji ise hibrit çinko katot tasarımıyla uzun süreli şebeke depolamaya odaklanmış durumda. Bu örnekler bize şunu gösteriyor. Çinko pil tek bir şey değil. Farklı ihtiyaçlar için farklı çözümler var. Peki hangisi size uygun? Kısacık bir karar şeması çıkaralım. Ani güç ihtiyacınız varsa ve yangın riski kritikse, yani metro, tünel ya da veri merkezinde kullanılacaksa nikel çinko. Ev veya işletme içinde güvenlik ve maliyet dengesi istiyorsanız şarjlı çinko manganez dioksit veya çinko iyon, şebekede uzun süreli depolama ve derin deşarj gerekiyorsa çinko hibrit ya da çinko brom, ama özel güvenlik prosedürleriyle. Şarjlı çinko hava içinse şunu bilmek lazım. Henüz araştırma aşamasında, gelecek için çok parlak ama biraz daha sabır istiyor. Şimdi gelelim şu soruya. Neden laboratuvarda 100 bin çevrim çalışan piller sahada 10 bin çevrimde kalıyor? Cevap 3 başlıkta. Sıcaklık, kullanım profili ve bakım. Sıcaklığı camdaki buğuyla kıyaslayalım. Oda ısısı sabitse cam net kalır. Ama gece gündüz farkı büyüdükçe cam buğulanır. Pillerde de 15 ile 35 derece arasında kalındığında yan reaksiyonlar yavaşlar. Sıcaklık dalgalanınca elektrolit parçalanır, katot çözünür. Kullanım profiline gelelim. Yavaş pişirilen yemek ile yüksek ateşte sotelenen yemek arasındaki fark gibi. Pil sürekli yüksek hızda şarj deşarj edilirse dendrit ve yan reaksiyon riski artar. Sonuncusu bakım. Pilin içindeki dengeleme sistemleri düzgün çalışmazsa, yani batarya yönetim sistemi ayarlanamamışsa, su bazlı sistemler bile sonsuza kadar gitmez. Yangın çıkarmazlar ama bakımsız kalırlarsa ömürleri kısalır. Bilim dünyasında şu anda iki yeni yol çok umut verici. Birincisi elektrolit mühendisliği. Yoğun tuz çözeltileri, yardımcı çözücüler ve zivitaryon katkıları suyun parçalanmasını engelleyip çinkoyu düz bir tabaka halinde biriktiriyor. İkincisi arayüz tasarımı, yani anot ile elektrolit arasındaki sınır bölge. Buraya yapılan ince, organik, inorganik kaplamalar artık gerilmeleri dengeliyor ve sivri uçların büyümesini engelliyor. Bu alanlarda son 2-3 yılda yayımlanan çalışmalar gösteriyor ki su içinde tuzlu çözeltiler dendrit ve hidrojen gazı oluşumunu ciddi biçimde azaltıyor. Fosfat temelli zivitaryon katkıları çinko birikimini düz yüzeyde topluyor. Kaplamalar ise bir tür gerilme kalkanı gibi çalışarak sivri çıkıntıları daha doğmadan bastırıyor. Ama tüm bunlar ürüne dönüşürken bir başka gerçek var. Maliyet ve sertifikasyon. Su bazlı olmanız yangın riskini azaltır ama kurulum yaparken yine de güvenlik belgeleri şart. UL güvenlik testlerinden geçmek, NFPA yangın kodlarına ve IEC standartlarına uymak zorunlu. İşte bu yüzden Salient Energy'nin termal kaçak göstermediğini bağımsız testlerle kanıtlaması çok önemliydi. Zinc5'ın sistemleri de veri merkezlerinde yangın altyapısı maliyetini düşürüyor.
Urban Electric Power ise ev ve işletmeler için daha az ısıtma, soğutma altyapısı gerektiren çözümler sunuyor. Piyasa sinyallerine bakalım. IOS Enerji uzun süreli şebeke depolamada hibrit çinko mimarisini ölçeklendiriyor. Bu sayede güneşin ya da rüzgarın durduğu saatlerde 4 ile 10 saat arasında enerji sağlayabiliyor. Buna karşılık Redflow gibi çinko brom akış sistemleri finansman engeline takıldı. Bu da bize şunu gösteriyor. Teknoloji tek başına yetmez. Doğru kimya artı sağlam sermaye artı kurulumu kolaylaştıran politika bir arada olmazsa başarı gelmiyor. Şimdi dürüstçe lityum iyonla çinkoyu karşılaştıralım. Enerji yoğunluğu lityum iyon daha yüksek. Güç yoğunluğu nikel çinko çok güçlü. Lityum da iyi ama daha dengeli. Güvenlik su bazlı çinko çok daha güvenli. Çevrim ömrü lityum iyon bugün daha önde, çinko hızla yaklaşıyor. Maliyet ve toplam sahip olma değeri, yangın altyapısı pahalı olan projelerde çinko öne geçiyor. Tedarik zinciri, lityumda Çin hakim, çinkoda kaynak çok daha yaygın. Kısacası çinko, lityumu tahtından indirmek için değil, doğru yerde doğru işi yapmak için sahnede. Evde güvenli depolama, veri merkezlerinde ani güç, şebekede uzun süreli dengeleme. Her görev için farklı bir çinko ailesi var. Bu videoda amacım size marka veya model seçtirmek değil. Asıl amacım çinko pillerin ardındaki mantığı göstermekti. Artık biliyorsunuz, mesele tek bir kimya değil. Her koşula uygun farklı çözümler var. Tıpkı bir orkestrada farklı enstrümanların birlikte uyum yakalaması gibi. Enerji dünyasında da doğru pil doğru yerde kullanılmalı. Ben Hüseyin Kızıloğlu, burası Hızlı Şarj. Eğer bu anlatım kafanızda yeni kapılar açtıysa desteğiniz bizim için çok değerli. Abone olun, beğenin, yorumlarda da kendi bakış açınızı paylaşın. Özellikle şunu merak ediyorum. Sizce geleceğin enerji senaryosunda hangi çinko ailesi öne çıkacak? Fikirlerinizi yazın ki bir sonraki içerikte yalnızca teori değil, sizin yorumlarınızı da işin içine katalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Güvenli enerjiyle, berrak bilgiyle ve teknolojiye daima bir adım yakın kalın arkadaşlar.